Ben yapı olarak genellemelere karşı bir adamım. Erkekler şöyledir, erkekler böyledir. İşte erkekler aşkın kıymetini bilmez gibi genellemelere hep karşı çıktım. Aynı genellemeler kadınlar için yapıldığında buna da karşı çıktım. Çünkü genellemeler basit düşünce biçimleridir. Yani bu böyledir deyip hemen bir kanıya varırsınız, bir karar verirsiniz. Ama bu her zaman için geçerli olamaz, böyle bir şey yok. Dolayısıyla bana gelen mesajlarda işte zaten ben adamlarla hep bunları yaşıyorum, zaten erkeklerin hepsi böyle gibi mesaj atan kadınlar var. Ben bu kadınlara seslenmek istiyorum bu videoda. Acaba hiç kendinize dikkat ediyor musunuz? Yani kendi davranışlarınıza demek istiyorum. Bir yerlerde hata yapıyor olabilir misiniz? Çünkü ilişkilerde şunu görüyorum. Evet, erkekler bazı konularda büyük hatalar yapıyorlar. Ama kadınlar da aynı hataları tekrarlayıp hep aynı adamlarla birlikte oluyorlar. Yani kendilerine mıknatıs gibi çektikleri bir adam tipi var. Hiç uslanmıyorlar. O adamdan verim alamıyorlar ama yine de öyle bir adam buluyorlar. Bu konunun biraz üzerine gitmek gerekiyor. Geçenlerde bir video paylaşmıştım. Ders çıkartmak üzerineydi. Yani kötü şeyler yaşayabiliriz, hatalar yapabiliriz ama ne kadar ders çıkartıyoruz? Aslına bakarsanız işin özü burada yatıyor. Yani ders çıkarttığımız zaman bütün bunlardan kurtulabiliriz. Ve hayatımızda bir değişikliğe gidebiliriz. Şöyle bir olay var. Kadınların sürekli aynı adamlarla birlikte olmasının sebebi aslında çocukluğuna kadar gidiyor. Aslında biraz baba ilişkisiyle de alakalı. Ben kadınların erkek seçiminde babalarından çok esinlendiklerini veya eğer babasından nefret eden bir kadınsa tam o tipteki adamlara nefretle yaklaştıklarını ve biraz da frijit olduklarını görüyorum. Yani bazıları özellikle davranışlarında ve cinsel hayatında böyle adamlara frijit davranarak adama resmen acı çektiriyor, adamı resmen süründürüyor. Adamdan bir şekilde intikam alıyor. Mesela kötü bir baba ilişkisi olmuş. Erkeklerden nefret ediyor. O tip babasına benzettiği adamlardan nefret ediyor ve bir şekilde darbe vurmaya çalışıyor. Ya böyle olaylar var. Erkekte de aynı ilişki annesiyle geçerlidir. Annesiyle bir kötü bir ilişkisi varsa bu tip kadınlardan hep nefret eder. Bakın size enteresan bir bilgi vereyim. Cinselliğin ve anne ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteren. Dünyada seri katiller üzerinde yapılan araştırmalarda %92'si eşcinsel. Erkek eşcinsel veya kadın eşcinsel. Bu eşcinsellere bir lafım değil. Ama bu bir araştırma. Böyle bir rakam var. Ve bu insanların hepsi annesiyle veya babasıyla ilişkisi kötü olan insanlar. Muazzam derecede kötü bir anne ilişkisi olmuş bir adam. Kadınlardan nefret etmiş. Eşcinselliği tercih etmiş. Olabilir. Fakat öldürdüklerinin hepsi de kadın. Sürekli kadınları seçiyor ve onları öldürüyor. Ya kadınlardan nefret anne ilişkisine kadar gidebilir. Kızlarda da baba ilişkisine kadar gidebilir. Buralara inmeden bugün ilişkilerdeki tavırlarınızın arkasında yatan sebepleri anlayabilmeniz çok kolay değil. Eğer siz sürekli olarak yanlış bir erkeği seçiyorsanız acaba babanızla ilişkiniz nasıldı? Bu çok önemli bir konu. Yani belki de babasına çok düşkün bir kızdan bahsediyoruz burada. Böyle bir kız söz konusu. Ve o kadar düşkün ki hep o tip adamları seçiyor. O tip adamlar ona mutluluk getirmiyor ama babasına çok düşkün bir kızdı. Dolayısıyla hep aynı adamları seçmeye devam ediyor ve bu bir sarmala dönüşüyor. Yani bir kısır döngü diyelim. Bakın bunlar çok önemli konular. Çocukluğunuza kadar gitmeniz gerçekten önemli bugünü aydınlatmak açısından. Sürekli aynı hataları yapmak, ders çıkartmamak, sadece bir anlık tesadüf veya bir anlık hata, bir davranış hatası olmayabilir. Çok daha fazlası olabilir işin içinde. Bunu iyi analiz etmeniz için de kendi psikolojinize inmeniz gerekiyor. Kendi çocukluğunuza, anne baba ilişkisine bir ayna tutmanız gerekiyor. Bu muazzam derecede önemli ve hayatınızda bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Aynı tip insanlar artık size mutluluk getirmiyorlarsa hayatınızda yeni insanlara yer vermeniz gerekiyor. Yeni ilişkiler, yeni insan tipleri. Çünkü aynı şeyi tekrar tekrar yaşamanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Ve gün gelecek ne kadar fazla vakti, ne kadar saçma sapan insanlarla harcadığınızı fark ederek üzüleceksiniz. Çünkü hayat gerçekten çok kısa ve onu iyi değerlendirmek gerekiyor. İyi ilişkilere sahip olmak için öncelikle aynayı kendinize tutun. Suçlanacak ilk insan sizsiniz. Çünkü bu tercihleri yapan veya saçma insanlarla uzun süre vakit geçirerek onları alttan alan kişi sizsiniz. İyi ilişkiler için ayna tutmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.